Efendim merhabalar. Bugünkü soru yorumumuz bir destekçimizin destekleriyle sizin huzurlarınıza girer. Toti kitap efendim tanıyorsunuz. Çok güzel kitaplar yayınlıyorlar. Bugün de nispeten yeni kitaplarından bir tanesi elimde. Bakıyorum. Aha benim kitabım ne kadar enteresan. Evet Tuti kitabın en galiba kallavi kitaplarından bir tanesi. İnsanın fabrika ayarları. Bu genişletilmiş üçüncü baskı. Birkaç ay evvel çıktı. En son sürümümüz bu. Sinan Canan Kütüphanesi'nde, Açık Bey'in kütüphanesinde. Bugün e, hazır konu Tuti'den açılmışken ve insanın Fabrika açılmışken bana çok sorulan bir soruyu buradan sayfalardan okuyarak sizinle paylaşmak istiyorum. Hani hep 5 ayardan oluşuyor diyoruz ya işte hareket edelim, az yiyelim, iyi ilişkiler kuralım, stresimizi yönetelim, sınırlarımızı zorlayalım diye 5 tane ayar aslında. Bu koca cilt bu 5 ayardan oluşuyor. Bakınca bana da tuhaf geldi şimdi. Çok yazmışız. Ama en çok bu stresle ilgili bölümde hocam ben stresimi nasıl yöneteceğim, stressiz bir hayat mümkün mü ya da stresi azaltmanın yollarının böyle kolay bir e, efendim, formülü var mı diye soruyorlar. Var aslında kitapta da. Ben bugün sizlerle onu biraz minik açıklamalar eşliğinde biraz paylaşmaya çalışayım. Ben bizim stres bölümünün e, en sonuna bunları not almıştım. 386. sayfa bu tek ciltlik baskıda. Düşük stresli bir yaşam için 10 öneri. Bir efendim en önemlisi her zaman anlattığım realistlerde falan beni en çok bununla muhtemelen görüyorsunuz. Anda kalma tekniklerini öğrenin ve rutin olarak hayatınıza yerleştirin. Nasıl yapacağız onu? Şimdi videoyu burada durduruyorsunuz. Hemen durduruyorsunuz. Bir dakika hiçbir şey yapmadan duruyorsunuz. Hoş geldiniz tekrar. İşte tam böyle. Yaptınız değil mi arada? Bak durdurmadıysanız şu anda video sizin için çok kopuk ve aradaki deneyim yok. Bundan sonrasını zor anlayacaksınız. Bence şimdi durdurun ve bir dakika bekleyin. Ondan sonra tekrar videoyu çalıştırın. Evet işte tam olarak böyle. Şimdi umarım daha rahat ettiniz. Şu anda var ya o bir dakikaları duranlar bu videoyu ne kadar zevkli izliyorlar. Geri sar, yapmadıysan yap. 2- Hayatınızı olabildiğince sadeleştirin. Azaltın arkadaşlar. Başarı bıraktıklarınızla, hayır dediklerinizle, terk ettiklerinizle ilgilidir. Hedefinize kilitlenebilmek için sade ve anlaşılır bir hayat kurabilmek için sadeleşmek çok önemli. 3- Dijital teknolojiyi bilinçli ve akıllıca kullanın. Bunu kendime de söylüyorum. Kullanımınızı planlamaya zaman ayırmayı unutmayın. Bu devirde elimize herhangi bir cihaz aldığımızda bilgisayar karşısında oturduğumuzda en büyük sorun ben buraya niye geldiydim problemi. 2 dakika sonra kendinizi Çin yemekleri yapan bir sitede yemek tarifi okurken bulmak istemiyorsanız interneti açtığınızda cihazları elinize aldığınızda ne yapacağınızı lütfen biliyor olun ve o hedefinizin dışına çıkmamaya çalışın. 4. Kendiniz için kendinizden fedakarlıklar yapın. Erken kalkın, spor yapın, dengeli beslenin ve insanın fabrikalarına uygun bir yaşam için planlı adımlar atın. Aslında bir sevgili spor bilimleri dostumun Erkut tutkunun dikkat çektiği üzere spor yapın yerine bunu egzersizle değiştirmek lazım. Çünkü ben ağız alışkanlığı ya da el alışkanlığı spor yazmışım ama hakikaten hareketli, kontrollü, kendimiz için ileriye yönelik yatırım yaptığımız alışkanlıklar biriktirdiğimiz bir hayat ileride hepiniz biliyorsunuz çok büyük ödüllendirme ama şu anda değil, daha sonra demeyelim size şimdi yapalım. Mesela isterseniz videoyu durdurun bir tur koşun gelin. Sonra devam edelim. Evet aynen öyle. Biraz nefes nefes ama şimdi geçecek. Durmayı, dinlenmeyi ve kendinize vakit ayırmayı ciddi olarak planlayın. Beşinci madde. Benim en az becerebildiğim şey. Şimdi burada kıs kıs Mustafa Can gülüyor efendim. E böyle ama hani yazdığın her şeyi yapabilsen ne güzel olur. Fakat bunu sık sık yapmayı ben de düşünüp hayatıma geçirmek durumundayım. Bilinçli olarak kendimize zaman ayırma meselesini lütfen dikkat ederim. 6- burası benim çok havalı bulduğum yer. Ömrünüzü aşacak bir hayal belirleyin ve o hayale doğru küçük adımlar atma alışkanlığınızı hayatınıza yerleştirin. Hayatı güzel yapan şey herhangi bir hedefe ulaşmak değil. Belki de ulaşılmaz olan bir hedefe doğru sürekli ilerleyebilme hali. Dolayısıyla o ilerleme hali hakikaten bizim yaşamımızı bayağı düşük stresli ve eğlenceli bir hale getirebiliyor. 7 sizi akışa getirecek bir uğraş edinin. Akış dediğimiz özel zihinsel durum nedir derseniz, burada çok detayları var ama öyle Allah'ım sabahlar olmasın, bu an hiç bitmesin, ben hiç acıkmayayım, susamayayım de hep bunu yapayım dediğiniz bir şey varsa o aktiviteyi hayatınızda çoğaltın. Bu uğraşınızda ustalaşmak ve derinleşmek için planlı olarak vakit ayırın. 8. İnandığınız gibi yaşayın, mış gibi yapmaktan kaçının. Bunu izaha gerek var mı bilmiyorum, izahtan var işte. Her fırsatta elinizdeki hayat, kaynak, imkan ve fırsatları düşünün, tefekkür edin ve bolca şükredin. Bir insan teşekkür etmediği zaman elindekinin kıymetini bilemiyor. Sürekli yeni ciciler peşinde koca 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 ömürleri heder edebiliyor. Bu 10 öneri ve çok daha fazlasını efendim hayatımıza rahat rahat uygulayabilelim diye insanın fabrikalarında kalem aldım. Tuti kitaba bu cici çalışması için teşekkür ediyorum. Siz de henüz okumadıysanız evde kalabilirsiniz. Lütfen insanın fabrikalarını hızlı okuyun. Sizin için çok iyi bir başlangıç olacak. Görüşmek üzere.